Reklamları bitirdik. Son bölüme geçtik. Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, Akşam Gazetesi yazarı Yusuf Alabarda ve Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Kemal Olçar'la beraberiz. Hemen bir sınır noktalarına bakacağız. Turgut Poyraz, Lübnan, Beyrut sınırında. Yanlış söylemiyorum değil mi? Atagündüz Kurşun da bizi Kudüs'te bekliyor. Turgut Alp Poyraz'la başlayalım. Ne aktaracaksınız bize Lübnan-Beyrut sınırında? Ne gibi bir gelişme var? Sizi dinliyoruz. Melih Altınok, 7 Ekim'deki bu İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana Lübnan sınırındaki Hizbullah güçleriyle İsrail ordusu arasındaki atışmalar devam ediyor. Bugün de birkaç kez bu devam etti. Ancak şunun altını çizelim, çok büyük topyekun bir savaşa dönüşmüş değil. Taraflar bu konuda son derece dikkatli hareket ediyor. Son derece dikkatli hareket ediyor taraflar. Neyi kastediyorum? Hizbullah İsrail sınırı yakınındaki İsrail askeri mevzilerine saldırılar düzenliyor. İç kesimlere saldırılar düzenlemiyor. Çok büyük saldırılar düzenlemiyor. İsrail de saldırılara karşılık veriyor genelde ya da Hizbullah unsurlarını vuruyor. Topyekun bir savaşa dönüşmüş değil şu ana kadar. Ama bununla birlikte Hizbullah'ın üzerinde iki taraflı bir baskı da var. Bir taraf diyor ki sen İsrail'e karşı bir direniş örgütü olarak kuruldun. Gazze'de çok büyük bir katliam yaşanıyor. Topyekun bir savaş içerisinde Filistinli direniş örgütleri, o zaman sen ne duruyorsun? Senin meşruiyetin zaten bunun İsrail'e karşı direniş örgütü olmandan kaynaklanıyordu. Savaşa gir şeklinde. Diğer taraftan gelen baskı ise tam tersi yönünde. Gazze'deki gelen fotoğrafları, katliam görüntülerini Lübnan halkı da görüyor. Ve Hizbullah'ın savaşa dahil olması halinde aynısının, benzerinin kendilerinin başına geleceğinden de endişe ediyorlar. Ki 2006 yılında aslında Hizbullah-İsrail Savaşı'nda hatırlayalım, bunu yaşamışlardı. İsrail güçleri sadece İsrail Lübnan'daki Hizbullah unsurlarını vurmamış. Sivil altyapıyı, birçok sivilli de vurmuşlar ve 1300'den fazla insanı öldürmüşlerdi. Böyle bir durum olmasından da endişe ediyor Lübnan'da bir kesim. Lübnanlı siyasetçiler de Hizbullah'ın savaşa girmesini istemiyor. Ancak bu sahadaki durum, karşılıklı mukabele etme durumu her an çığırından çıkarak tarafların isteklerinden bağımsız olarak bir savaşa da dönüşebilir. Yani mesela Hizbullah bir saldırıda bulundu diyelim. Çok sayıda İsrail askeri ya da İsrail hayatını kaybetti. İsrail daha güçlü bir misillemede bulundu derken Hizbullah daha güçlü bir misillemede bulunmak zorunda hissetti kendisini. Yani bu tarz çatışmalarda her zaman bu risk de var. Turgut, bir peki ne kadarlık bir Hizbullah gücünden bahsediyoruz? Hasan Nasrallah Hizbullah liderinin kendi ifadesi 100 bin. Ama bu abartılı bir rakam. Genel olarak yorumcuların tahmini 60 bin civarında. Bu da takdir edersiniz ki çok büyük bir sayı. Evet. Bölgedeki yani bölgemizdeki birçok ülkenin askeri gücünden daha kapsamlı bir güçten bahsediyoruz. Ve İran'ın Hizbullah'a sağladığı uzun menzilli silahlar var. Hamas'tan kat kat daha fazla roketlere vesaire sahip. Ve 10 yıldır Esed rejimi yanında Suriye'de savaşıyor. Orada tecrübe edindi diyenler var. Tam tersini söyleyenler de var. 10 yıldır Esed rejimi yanında Suriye halkına karşı savaşırken çok sayıda tecrübeli silahlı unsurunu kaybetti diyenler de var. Tabii ki sahada çıkmadan bunu bilemeyiz ama takriben 60 bin kişilik bir güçten bahsediyoruz. 3 veya 4 gün önce bir şey yaptı Hizbullah. Şimdi 48 üyesini kaybetti 7 Ekim'den bu yana. 48 Hizbullah unsuru İsrail tarafından vurularak öldürüldü. Bu sayı çok fazla. İsrail tarafında ise 4 kişi öldü sadece. 3'ü asker, 1'i sivil. Tabii Lübnan tarafında ölen siviller de var ama ben Hizbullah'ın silahlı unsurlarının 48 olduğunu söylüyorum. Bunun da sebebi Hizbullah içerisinde sorgulanıyor. Neden bu kadar fazla kayıp veriyoruz diye. Burada konuştuğumuz askeri uzmanlar İsrail'in sahip olduğu drone, SİHA teknolojisine bağlıyorlar bunu. 3-4 gün önce ne yaptı Hizbullah? Yerden havaya bir füze kullandı ve İsrail'e ait bir SİHA'yı düşürdü. Ve farklı silahları da ara ara kullanarak İsrail'e şu mesajı veriyor. Ben savaşa full girmedim. Bu savaşa girdiğim zaman elimde çok daha fazla kapasite var mesajını veriyor İsrail'e. Altını çizelim, 7 Ekim'den bu yana Hasan Nasrallah, yani Hizbullah lideri, hiç ekranların karşısına geçmedi ama Cuma günü bir konuşma yapacağı duyuruldu. Muhtemelen o konuşmadan ipuçlarını elde edeceğiz. Yani Hizbullah şu ana kadar izlediği gerilimi kontrollü tutup İsrail ordusu üzerinde baskı oluşturup Gazze'ye tamamen odaklanmasını önlerken topyekun bir savaşa gitmek de istememe stratejisini devam mı ettirecek?
yoksa artık gemileri yakıp savaşa girecek mi? Bunu göreceğiz. Hı hı. Ama şu ana kadar, yani 7 Ekim'den bu yana her ne kadar İsrail ordusu üzerinde baskısını sabit tutsa da topyekun bir savaşa girme iradesi koymadı Hizbullah. İsrail tarafındaydım. Ben oradan geldim. Bu 7 Ekim'de oraya geçmiştim. Hı hı. Tam sınırın diğer tarafında, Lübnan sınırının karşısında Kiryat Şumana diye bir bölge var. İsrail ordusu orayı boşalttı, sınıra yakın Hizbullah unsurları atış yapıyor diye. Orada İsrailli bir binbaşıyla röportaj yapmıştım, David Baruch isminde. Ona şu soruyu sordum. İkinci bir cephe açılmasından, yani Hizbullah'ın savaşa dahil olmasından endişe ediyor musunuz diye. Çok net konuştu aslında orada. Evet, endişe ediyoruz. Böyle bir cephe açılmasını kesinlikle istemiyoruz dedi. Hizbullah'ın stratejisinde İsrailli komutan şöyle Anadolu Ajansı mikrofonuna anlattı. Dedi ki kuzeyde üzerimizde baskı oluşturarak ordunun bir kısmını, yani tankları, topları, işte SİHA'ları, askeri jetlerin bir kısmını Lübnan sınırında teyakkuz halinde tutturarak İsrail ordusuna tamamen Hamas'a, Gazze'ye odaklanmamızı engelliyorlar. Ancak şu ana kadar topyekun bir savaşa da girmiş değiller. Ta ki İran onlara hadi savaşa girin diyene kadar ifadesini kullandı İsrailli komutan. Ona şunu da sordum. Buraya Amerika Birleşik Devletleri'nin gönderdiği gemiler var. Hatırlarsınız 7 Ekim'den itibaren hemen Amerika Birleşik Devletleri savaş gemileri gönderme kararı aldı. Bu gemileri Hizbullah'a ya da farklı bölgedeki savaşa dahil olabilecek aktörlere karşı bir güvence olarak görüyor mu İsrail dedim. Hı hı. Şöyle dedi, şüphesiz ki Amerika bu hamlesiyle bölgedeki birçok aktöre mesaj gönderdi dedi. Yani bu yorumları teyit etti aslında. Hı hı. Amerika'nın bunu Hizbullah'a karşı ya da diğer örgütlere karşı gönderdiğini. Tabii Hizbullah'ın şu anda bir açmaz içinde olduğunu başta izah etmeye çalıştım. Hı hı. Kamuoyundan iki yönlü bir tepki var, gir ya da girme savaşa şeklinde diye, ama bir diğer taraftan da şimdi söylediğim bu gemiler, Amerika Birleşik Devletleri'nin dahil olma meselesi var. Hı hı. Eğer Hizbullah savaşa girecek olursa topyekun muhtemelen İsrail'le değil tek başına Amerika Birleşik Devletleri de savaşmak durumunda kalacak. ABD ve onu destekleyeceğini ilan eden İngiltere ve Fransa Beyrut'u, Hizbullah'ı bombalayabilir. Dolayısıyla Hizbullah için aslında zor da bir durum var. Ama şu ana kadar dikkatli götürmeyi ve karşılıklı olarak gerilimi yüksek tutsa bile bir savaşa dönüştürmeme stratejisini izledi Hizbullah. Dediğim gibi Hizbullah liderinin Cuma günü yapacağı açıklamada da olacak gözler. Bir yandan beklentiyi yükselten açıklamalar geliyor bazı Hizbullah üyelerinden. Bir yandan da Hasan Nasrallah'ın evet Filistin'i destekliyoruz, zafer son tahlilde Filistin'in olacak gibi mesajlar vermesine rağmen savaşa topyekun dahil olmamayı tercih edeceği yönünde yorumlarda bulunanlar da var. Bekleyip göreceğiz Cuma günü Hasan Nasrallah, Hizbullah lideri nasıl bir mesaj, sinyal verecek. O zaman Hizbullah'ın yol haritasına, stratejisine dair daha sağlıklı yorumlar yapabileceğiz sanırım. Evet, Turgut Alp Poyraz'a anlaşılır ve doyurucu bilgileri için çok teşekkür ediyorum. Sorular var hocam size stüdyodan. Kemal Olçer'in bir sorusu var. Turgut Bey, biliyorsunuz İran şöyle bir koşul koymuştu daha önce. Eğer İsrail ordusu kara harekatı gerçekleştirirse Gazze'ye bir şekilde ben de kayıtsız kalmayacağım, müdahale edeceğim şeklindeydi o açıklamalar. İsrail şu anda kara harekatı yapamıyor çok çeşitli sebeplerden dolayı. Sebeplerin bir tanesi İran'ın ortaya koyduğu bir irade olabilir mi? Ki Hizbullah demektir zaten. Hizbullah'ın savaşa girmesi demektir bu müdahale kararı. Dolayısıyla böyle bir izlenim var mıdır? Yani belirsizlikten ziyade Hamas, daha doğrusu Hizbullah belirli koşulların oluşmasını mı bekliyor öncelikle? Çünkü Amerika'da Hizbullah girerse ben de dahil olurum demişti. Bu çıkmazı nasıl okuyorsunuz bölgeden? Açıkçası kara harekatı ile ilgili meselede İsrail'in önünde Hizbullah'tan daha büyük problemler var. Yani ben Hizbullah'ın dahil olma seçeneğini elbette ki İsrail komutanın da az önce söylediğim gibi, ifade ettiği gibi endişe olarak görüyor ama kara harekatını bunun için durdurduğumu düşünmüyorum. Yani İran'a bağlı örgütlerin kayıtsız kalmamasını şöyle açıklıyor mesela. Hizbullah diyor ki işte ben 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenliyorum. Aşağıda Kızıldeniz tarafından Husiler, yine İran'a artık yakın ya da doğrudan İran'ın kontrolünde desek abartmış olmayız muhtemelen. Husiler mesela bazı saldırılar düzenliyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok üssüne Suriye'de de Irak'ta da saldırıların arttığını Beyaz Saray söyledi bu gerilimin başından bu yana. Dolayısıyla İran'a yakın gruplar bir baskı oluşturuyor. Hı-hı. Ama topyekun bir savaşa girmeyi şu ana kadar tercih etmediler. Kara harekatı meselesine gelecek olursak orada İsrail'in çok daha fazla handikapları var. Son 24 saat içerisinde 15, yanlış söylemeyeyim, 15 İsrail askeri hayatını kaybetti karadan girmeye çalışırken.
ki Gazze'nin ortasındaki o Gazze Vadisi ya da Gazze Nehri denilen 6 kilometrelik bölümden girip hemen hızlıca denize ulaşıp Gazze'yi ikiye bölüp kuzeyde kalan kısımda, yani Kuzey Gazze'de, o Gazze şehir merkezinde Hamas'la savaşmayı tercih edecekler. Ama buradaki yorumcular, İsrail içerisindeki endişeleri dillendirenler şunu söylüyor. Birincisi, İsrail'de esirler var içerisinde. Şimdi Hamas açıklama yapıyor. Diyor ki sen vurdukça bunlar da ölüyor. Evet, çoluk çocuk katliam yapıyorsun ama İsrail'li esirler de var burada. O bizim başımıza düşen bombalar onların da başına düşüyor diyorlar. Bu Netanyahu'yu zorlayan bir şey. Aileler sokaklara çıktı Netanyahu üzerinde, İsrail hükümeti ordusu üzerinde baskı oluşturuyorlar. İkinci bir unsur da yine şöyle bir endişe dile getiriliyor İsrail tarafında. Çok fazla kayıp veririz karadan. Karadan girdiğinde İsrailler gerçekten fazla kayıplar veriyor. Son 24 saat içerisinde 15 askerlerini kaybetmeleri de bunu gösteriyor. Yani birçok kişi diyor ki evet 1500 İsrailli'yi kaybettik Hamas'ın saldırısında. Şimdi yüzlerce askeri daha kaybedip binlercesinin daha yaralanmasını göz almak durumundayız diye. Velev ki başarılı olsalar bile diyelim ki Hamas'ı bir şekilde görünürde oradan çıkardılar ama yerine ne koyacaklar? Yani bu da bir, yani plan, bir sonraki adımı ne İsrail'in? Bu da İsrail açısından İsrail'i zorlayan bir durum. Dolayısıyla Hizbullah savaşa dahil olur mu? Bu kara harekatını İsrail'i düşündüren bir şey mi? Şüphesiz İsrail bütün seçenekleri değerlendiriyordur. Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteğine güveniyordur ama şu an karadan girme meselesinde bence Hizbullah'ı çok fazla düşünmüyor İsrail. Evet. Kuzeydeki durumun yani şu anki gerilimi kontrollü bir şekilde devam ettirme siyasetinin Hizbullah'ın devam edeceğini öngörüyor muhtemelen İsrailliler. Ama her zaman bir seçeneği de kenarda tutmak lazım. Velev ki Hizbullah bu siyasetini devam ettirse bile karşılıklı misillemeler iki tarafında istemediği bir savaşı da çıkarabilir elbette ki. Teşekkür ediyoruz. Turgut Alp Poyraz'a Lübnan'dan bildirdi. Kolay gelsin hocam. Kendinize dikkat edin. Ata Gündüz Kurşun'la devam edelim. Ata, diğer bölümde bağlanmıştık. Neler gözledin? Dinliyoruz seni. Yaklaşık bir saattir çok yoğun bir bombardıman vardı Melih Altınok, onu söyleyelim. Hatta hemen savaş uçakları 3 bomba bıraktı. Hemen arkamızda zaten Han Yunus bölgesi var ve Beyt Hanun bölgesi var, düzeltiyorum. Aynı zamanda da Endonezya Hastanesi'nin de zaten günlerdir bir tehdit altında olduğunu biliyoruz. 3 bomba bırakıldı. Hatta biz de bulunduğumuz yerde hani yerimizden kalktık neredeyse. İnsansız hava araçları, silahlı silahsız halen gökyüzünde tur atmaya devam ediyor. Bir taraftan sınırda konuştu birlikler, topçu birlikleri İsrail atışlarını sürdürüyor. Yani bir saatten bahsediyoruz sadece. Yine bir 15-20 dakika önce de hemen biraz daha sol tarafımızda kalan o Zikim bölgesi dediğimiz oradan da silah sesleri geldi. Bir çok kısa süreli bir çatışma yaşandı, onu söyleyelim. Çünkü zaman zaman İzzettin el-Kassam Tugayları üyelerinin sızma girişimi de olabiliyor. Çünkü sınıra çok yakın nokta burası. Hemen 1 kilometre ötemiz Gazze sınırı. Oradan da bir silah sesleri, çatışma sesleri geldi. Yani İsrail askerleri kendi aralarında çatışmayacağına göre muhtemelen orada da, yani hemen yanı başımızda da sıcak bir temas olduğunu söyleyebiliriz. Az önce o Turgut Alp'in söylediğine bir ilave yapmak istiyorum. Hayatını kaybeden, öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 326 olarak açıklandı. Tabii kayıpların daha da fazla olduğu, ancak İsrail'in bunu gizlemeye çalıştığı belirtiliyor. Çünkü İsrail gazeteleri rakamları da çok düşük seviyede tutuyor. Turgut da söyledi, yani o can kaybının, İsrail tarafındaki o can kaybının artmasına endişe ediliyor ve aslında hani yaşattığını yaşıyor diye bir kelime vardır ya. İşte o bir taraftan Lübnan sınırındaki tehditler, bir taraftan Suriye, işte Golan Tepeleri, işte Suriye'yi vuruyor, Şam'ı vuruyor, Halep'i vuruyor İsrail. Bir tarafta orada kuzeyde Lübnan'la, Hizbullah'la savaşıyor. Bir taraftan Gazze'yi bombalıyor. Yani aslında bugüne kadar yıllarca abluk altında tutmuştu malum Batı Şeria'yı, Gazze'yi. Şimdi artık kendisi bir abluk altında. O nedenle de Amerika'yı ve Avrupa'yı da arkasına alıp ölüm kusmaya, ölüm yağdırmaya devam ediyor. Son nereye gidecek onu da bekleyip göreceğiz tabii.
Çok teşekkür ederiz. Atagündüz Kurşun ve kameramanı Taha Azar bize son gelişmeleri anlattılar. Bir saat içerisinde bile onlarca bombanın düştüğü katliamın devam ettiğini anlatıyorlar. Kendinize dikkat edin Atatürk.